Günün ikinci mücadelesindeyiz ve bu karşılaşmanın adı Giants Team Vitality. Yani tek taraflı bir maç olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Vitality'nin performansı ortada, oyuncuların performansı ortada. Ki Giants ekibinde böyle kanadı kırık bir oyuncu varmış gibi geliyor, o da X-Pep'i. Ve ormanda da onların bir sanırım ikinci hafta bir değişikliği vardı. Ormana Beton Yoki gelmişti. Evet, Beton Yoki. Sanki o da istenileni veremedi gibi Giants açısından. Yani aslında şampiyon seçimleri olsun, şampiyon tercihleri olsun, takıma katkısı olsun, oyun erken safhalarındaki yaptığı kaynak ayırmalar olsun, oyun stilinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Meta'ya baktığımızda doğru yerlere oynuyor, hedef olarak doğru kaynakları seçiyor ama Giants'ın en böyle hani gerçek anlamda kaybettiği bir nokta var, üst koridor. Yani Atom'un oynadığı şampiyonlardan full verim alamıyorlar. Hatırlayacaksın, yanılmıyorsam 4. ve 5. haftaydı. Bir şeyin performansı vardı. Yani genelde o şenlerden kışkırt sıça kombosunu bu seviyedeki oyunun bu rekabet seviyesine çıkmış onlardaki yani kaçırıldığını pek görmeyiz kaçırıldığını. Ama Atom neredeyse o oyun bir tane bile yapamamıştı. Ki ellerinin çok güzel pozisyonlar geçmişti. O yüzden belki Giants ekibi kendi kaynaklarının üst koridordan biraz aşağı çekip senin de söylediğin gibi Beton Yoki biraz daha orta koridor, biraz daha alt koridor odaklı oynayıp Elements yaptığı gibi Steve'i kendi haline bırakıp öyle bir tercih, öyle bir taktik izleyebilir. Belki bu onun için daha iyi bir yol çizebilir. Oyun içindeki oyunun akışını kendi taraflarına daha iyi çekebilirler. Ama karşılarında onları çok 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 zoracak bir hedef var Team Vitality. İşleri kolay olmayacak. Evet, peki alt koridorda Adrich ve Godfrey ikilisi var Giants'ta. Diğer tarafta ise ligin liderlik koltuğunda oturan takımın Team Vitality'nin alt koridoru Hyannim ve Cussing var. Peki bu alt koridor eşleşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Ki yani şunu söyleyeyim, Cussing hiçbir zaman defansif olan tarzdaki şampiyonlardan hep kendini kaçırmıştır, oynamamıştır. O daha çok sorumluluk alan bir destek rolü oyuncusu bir çizimi, bir profili çizdi. O yüzden alt koridor eğer kule değişikliği yani koridor değişikliği görmeyecekse, o kulelerin düştüğünü görmeyeceksek ki muhtemelen öyle bir şans olacağını ben düşünmüyorum. O ikili ağır basan taraf olacaktır. Özellikle Cussing ve Yarnan ikilisi. Peki Cussing ve Yarnan ikilisi direkt rakibinin üstüne gidip daha doğrusu koridor değişikliği yapmayıp 2-2 bir koridor isteyebilir mi sence bu karşılaşmada? Tabii bu yaptıkları seçilme doğru orantı olacaktır. Bunu öncelikle bunun için seçimleri görmemiz gerekiyor. Ki bu ikilinin her zaman koridoru kazanmaya odaklı ikililer seçtiğini söyleyebiliriz. Hep öylesi, hep oyun erken kısmına önem veren ikiller. Atıyorum Corky Brown olabilir, Lucien Brown olabilir. Yine Thresh'in yanına Corky olabilir. Thresh'in yanına tekrardan bir Lucien görebiliriz. O yüzden bu ikiliden her şeyi beklemek lazım ve hani Team Vitality bu ikiliye çok önem veriyor. Yani onların hiçbir zaman oyunda geri kalmasını istemiyor. Evet, bakalım bu maçta nasıl bir alt koridor seçimi göreceğiz. Değinmemiz gereken çok önemli bir isim var. Team Vitality'nin belki de yıldız ismi Nuketak. Orta koridorda muazzam Gangplank oyunları izletmişti bize. Bugün sen Nuketak'tan neler bekliyorsun? Acaba ne tarz bir seçim yapar? Suikastçı mı yoksa daha çok defansif mi bir orta yani, koridor? Nuketak belki de Avrupa SS sahnesine baktığımız zaman bütün şampiyonları yani bütün tarzları oynayabilen XPK'yi de dahil edelim artık. O da çünkü orijinal kadronun içerisinde adı geçiyor. Yani yegane orta koridordan bir tanesi diyebilirim. Yani her stile uydurabiliyorsunuz ve takımınızın oluşturduğu kompozisyonla beraber müthiş bir sinerjide sahip oluyor aynı zamanda. Ve hakkını vererek de oynuyor aslında o kadar seçimi Nuketak. Peki gerçi yayın başlamadan önce Shulk'tan biraz bahsetmiştik ama bu maçtan önce biraz daha bahsedelim istersen. Shulk'u biz Lee Sin'le tanımıştık. Yalnız şu an farklı seçimler de yapıyor. O seçimleri de hakkını vererek oynuyor. Shulk hakkında neler söylemek istersin? Ya aslında Shulk kendini buldu diyebiliriz. Kendini bulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi diğer koridordaki isimlerin ya koridorunu kaybetmemesi, yani kötü duruma düşmemesi veyahut da koridorların tek başlarına kazanması. Bu çok büyük bir faktör. Bir ormancının kendini ön plana çıkarması için bu ekstradan bir şans. Hani ekstradan bir zaman kaybetmeme adına kendinizi gösterme penceresi de oluşturuyor. Çünkü atıyorum üst koridorunuz 0-1 olduğu zaman siz otomatik olarak ne düşünüyorsunuz? Benim o koridora yardım etmem gerekiyor gibi düşünüyorsunuz ve kendi kafanızdakini yansıtmak yerine arkadaşınızı kötü durumdan kurtarmak adına bir oyun yapıyorsunuz. Şu geçen sezon Elements'te böyleydi. Hep bu durumdaydı. Çünkü üst koridoru kaybeden bir olay vardı devamlı. Wicked hep gerideydi. O yüzden şimdi ise tam tersi bir takımda. Koridorlar kesinlikle kaybedilmiyor. Shulk da kendi performansını, kendi oyununu ortaya koyduğu zaman ne kadar tehlikeli bir ormancı olduğunu bize gösteriyor sonuna kadar. Evet, bu sezon daha iyi bir Shulk izliyoruz en azından. Kesinlikle. Ve Team Vitality üst koridorda Cabo Shard var. Yine ondan biraz bahsetmiştik. Lucian tercihiyle, Graves tercihiyle. Acaba yine nişancıya yatkın bir tercihte bulunur mu bu maçta da? İlk dönemin Avrupa SS'i bence
yani patlama yaratan en önemli oyuncusu diyebilirim kaba şart adına. Yaptığı o ekstra seçimlerle, akılda olmayan, kimsenin beklemediği seçimlerle herkesi şaşırtıyor ve hani alıp normalmiş gibi oynamıyor. Şu var, potansiyelinin çok üstüne çıkıyor ve oyunu taşıyacak kıvama gelip oynuyor. O yüzden Cabo Short da Vitality adına diğer bir önemli silah. Evet, bakalım o da bu maçta hangi tercihlerini kullanacak ve günün ikinci karşılaşmasının seçim ve yasaklama ekranına geçiyoruz. Mavi tarafta Giants, kırmızı tarafta, sağ tarafta ise Team Vitality göreceğiz. Giants ilk yasaklamasını zilinden yana kullandı. Nuketuck'a yönelik bir yasaklama. Diğer tarafta Alistar ve bir diğer meta yasaklaması Lulu geliyor Giants'tan. Öbür taraftan muhtemelen bir Gragas yasaklaması da görebiliriz. Gragas olmasa ne diyelim, ben kesinlikle yasaklanacağını düşünüyorum. Evet, yine 6.3 yamasının en güçlü şampiyonu Kog'Maw'ı Team Vitality kırmızı tarafta olduğu için, ilk seçim hakkı onlarda olmadığı için yasaklamak zorunda kalıyor ve... Yine bir Malphite tehlikesi var, onu da söyleyelim. 6.3 yamasında ve Fiora. Giants da 3. yasaklamasını Fiora'dan yana kullandı. Bakın belki bir... Hedefe atılmış bir yasaklama da görebiliriz aynı zamanda burada Vitality ekibinden. Evet, Kalista geliyor. Daha çok artık meta yasaklaması olmaya başladı Kalista. Ve ilk seçim hakkı Giants'ta. Onların ilk seçimden ne yapacağı burada çok önemli olacak. İlk seçimi burada harcayabileceğiniz bir şampiyon var. Corki olabilir. Hı-hı. Hem esnek bir seçim, hem rakibe elinizi göstermiyorsunuz. Hem de metaya baktığım zaman kule kuşatmalarının çok çok olduğunu düşünürsek eğer, çok iyi bir seçim olabilir burada Korki seçimi. Biraz XP hiç Korki oynamadı sanırım bu sezon. Belki o yüzden... bu seçimi Nuketuck'a vermek ister misiniz? Bu da ayrı bir soru. Evet. Ama aldığınız zaman sizde bu şampiyonu kim oynayacak? Ben çok merak ediyorum. Kim onu oynayacağından daha çok hakkını vererek kim oynayacak, o da önemli. Bu daha çok Nuketuck'ın elinden almak için bir seçim gibi görünüyor Giants adına. Ki yasaklama seçim ekranında yapılmaması gereken en büyük noktadan bir tanesi, rakip oyuncudan bir şampiyonu alıp sizin o şampiyonla kendi takımınızdaki oyuncuların o potansiyeli veremeyeceğini bildiğiniz halde o şampiyonu almak çok kötü bir strateji. Evet, burada... Direkt ne değil, seçtiler ve geldi direkt. Üst koridorda yine Cabo Short'ın nişancıya yönelik bir şampiyon. Queen tercihini göreceğiz. Queen performansını izleyeceğiz. Üst koridordur Lucian, Grace ve şimdi Queen oynayacak Cabo Short. Ama şu var, tabii Giants bunu düşünür mü bilemiyorum ama o Queen üst koridora gidecek. Gangplank'i oradan kaçırmak adına yani XPEP'in ellerine verebilirler. Ama XPEP'i Gangplank'le ne kadar oynadı? Ne kadar hakim? Asıl soru işareti burada bu. Yalnız şöyle bir şey var. Geçen hafta hangi takım olduğunu hatırlayamadım ama orta koridorda bir Queen izledik. Yani çok küçük bir olabilir. İhtimali olsa orta koridorda gidebilir Queen. Yani ben yakın zaman hatırladığım Faker'ın Queen performansı ortada pek de iç açıcı değildi, onu söyleyebilirim. Bakalım şimdi Giants son 10 saniye kaldı. Tabii Lucian açıkta. Yine şu metanın en güçlü nişancısı niteliğinde diyebiliriz Kalista'dan sonra. Gerçi Kalista açık olduğunda da Lucian tercihi daha önce yapılıyor. Evet. Çünkü Lucian'ın şampiyon kiti olarak şöyle bir özelliği var. Oyunun safhası, dakikası ne olursa olsun bence her dakikası ve her safhasında çok güçlü. Yani hiçbir zaman gücünü kaybetmiyor. Oyunun sonunda da bir hiper taşıyıcıya dönüşebiliyor. O potansiyel olmasından dolayı Lucian bence özellikle hep bu seçim ekranında hep ikinci veya üçüncü seçimde görüyoruz zaten. Ve takımların verdiği önemi de burada söylemek lazım. Yani Giants ki burada tercihini bu yönden yana kullandı ve doğru da ve iyi de bir tercih olduğunu düşünüyorum ben. Evet, diğer tarafta da Corki'yi kilitledi. Corki ve Thresh ikilisini kilitledi daha doğrusu. Team Vitality şu yaptığı seçimlere bakacak olursak kuşatmaya yönelik Corki ve Nidalee var ellerinde. Üst koridorda ayrı kilitirebilecek bir Queen var ve oyunun erken safhalarında iyi baskın yapabilecek bir Queen var ama şu anda bir tank eksikliği var gibi duruyor Team Vitality'nin. Aslında metanın belki de en iyi getirilerden bir tanesi, artık League of Legends oynarken tanka ihtiyacınız yok. Ama tanka ihtiyacınız yokken bu sefer takım olarak pozisyon almayı bilmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsiniz ki Vitality geçen hafta H2K'ye karşı yapmıştı, o Lissandra'lı Malphite'li kompozisyona karşı çok iyi pozisyonu almıştı. Şu anda karşıya baktığım zaman herhangi bir tehdit yok diyecektim ama Malphite geldi bu arada. Malphite ve Braum'u kilitledi ve Gangplank de bu seçimlerden sonra orta koridora gideceği belli oldu. XPP'yi orta koridorda Gangplank oynarken izleyeceğiz. Bakalım Team Vitality son seçimin neyden yana kullanacak? Acaba Corki yine geçen oyundaki bir nişancı olarak mı izleyeceğiz Corki, yoksa orta koridor gidecek mi?
Yani daha çok sanki orta koridora gidecekmiş gibi duruyor. Nüktak oynayabilecek bir oyuncu. O konuda herhangi bir sıkıntı... O konuda herhangi bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum ama daha iyi bir seçim gelebilir orta koridora. Son 20 saniye kaldı. Team Antet'e hala karar verebilmiş gibi değil. Evet, Nautilus seçimi geliyor. Üst koridorda Kaba Şart'ı Nautilus oynarken izleyeceğiz. Ve Queen de orta koridora gidiyor. Yani çok düşük ihtimalli olan ve senin söylediğin çıktı şu anda. Ama sıkıntıya düşebilirler ve Malphite de orta koridor gibi duruyor. Tabii son 20 saniyeye kadar oyuncular şampiyonlarını kendi aralarına değiştirme hakkı var. Onu da söylemek lazım. 20. saniyeye kadar bir görmek gerekiyor bakalım. Yani büyük ihtimalle orta koridora gidecektir. Nişancı olmayacaktır Queen ama benim dikkatimi çeken şu. Sanırım Giants çalıştı bu seçim yasaklama ekranına. Rakipte Nüktak çok iyi gangplank oynuyor. Biz onu alalım, yasaklamayalım. Tamam ama Team Vitality de şunu düşünmüş. Karşı tarafı Queen gangplank'i alsın sorun değil. Biz onun karşısında Queen alacağız. Ve demek ki Queen'le gangplank'e karşı üstün gelebileceğini düşünüyorlar ve direkt olarak Queen'i kilitlediler. Gangplank orta koridora gidince de Queen'i ortaya gönderdiler. Şu var. Bu şimdi seçilen şampiyonlar arasında Gangplank'in hasarını gerçek anlamda çıkartması için o fıçıları patlatması gerekiyor. O varilleri patlatması gerekiyor. O variller koyduktan sonra Queen kör attığı zaman biliyorsunuz o görüşünüz kayboluyor. O varilleri göremeyeceksiniz ve patlatamayacaksınız. Acaba bunu düşündüler mi yoksa sadece seçim ekranında oluşan bir şey mi? Ben şu an bunu merak ediyorum. Muhtemelen düşünülmüş bir tercihtir ama bir de şöyle de bir şey var. Rakip takımda çok fazla menzilli şampiyon olduğu için o varilleri direkt olarak ortadan yok edebilir rakip takımda. Ve şu anda seçimleri görüyoruz. Hem Corki, hem Queen, hem Nidalee ve Thresh bile menzilli bir şampiyon. O varilleri direkt olarak Gangplank patlatamadan yok edebilirler. Yalnız burada Vitality ekibinin kendini çekebilecek iki tane özel şampiyonu var. Biri Nautilus, diğeri Thresh. O yüzden... Çapaya yakalanan hedefin işi pek de kolay olmayacaktır. Bir de üzerine çünkü ölüm cezası gelecek. Evet, arka taraftan bir de üzerine mızrak gelecek. Corki'nin yetenek seti derken ve günün ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Giants Team Vitality. Mavi tarafta Giants'ı, kırmızı tarafta ise Team Vitality izliyor olacağız. Giants şu an için defansif bir açılış yaparken Team Vitality'nin 5 kişi birlikte olduğunu görebiliyoruz. Ve orada birinci seviye tabii hem Nautilus'un hem de Thresh'in gücünü kullanmak istiyor. Rahat bir şekilde karşı ormana giriyorlar. Ki bu arada üst tarafta Atom da direkt totemlemek adına kayıcılara doğru bir yol aldı. Bakalım nereye totemleyecek? Öbür tarafta Braum da aynı şekilde alt tarafta totemini bırakacak koridor değişikliği için. Ama orada bir totem vardı bu arada. Şu anda Giants ekibi Vitality'nin yaptığı her şeyden haberdar. Onlar da direkt haritanın sağ tarafına iki tane totem bırakarak her şeyden haberdar olmaya çalışacaklar. Tabi oyunun başında... Bu totemlemelerden aldığınız bilgiler çok önemli çünkü oyununuzu ona göre kuruyorsunuz. Haritanın ne tarafınızda oynayacağını seçiyorsunuz ve rakibe de belki ekstra bilgi vermemek adına müthiş bir avantaj sağlıyorsunuz. Yalnız Nüktak XP'nin canını bir aile yaktı burada. Rakibin üstüne atılarak iki tane pasif vuruşuyla birlikte fazla hasar verdi. Yalnız Team Vitality çok ilginç bir şekilde karşı kurtlarda bekliyor ve Guthrie'nin burada düştüğünü görebiliriz. Veya sıçrasını da alabiliriz. Direkt olarak orada tutuştur geliyor üzerine. Guthrie 3 tane sıçra. 3 sıçra geldi ve ilk kan dökülecek mi? Son bir vuruş gelmiyor ve son vuruş orada. Hyarnin yapmayı başarıyor. İlk kanı Corki alıyor. Bir an için kaçtı diye düşündüm Guthrie. Çünkü kapı gibisinden çok fazla hasar orada. Absorb etmeyi başardı ama son vuruş orada Hyarnin yapıyor. 3 tane sıçrasına kıydı Team Vitality ama ilk kan almayı başardı. 400 altın Corki'ye ve 200 asist altında Nidalee ile Thresh arasında paylaşıldı. Ki müthiş de bir avantajın sahibi oldu burada Vitality gibi ama bu sıçralar onların canını sıkabilir. Oyunun bundan sonraki 4-5 dakikalık kısmını biraz da defansif oynayabilirler ta ki o sıçralar tekrardan gelene kadar. Shulk da burada mavi güçlendirmeyi alan taraf oldu. Bakalım öbür tarafta Betonyok acaba gidip rakip takımın mağa güçlendirmesini almayı deneyecek mi? Bakalım şimdi iki tarafta üst koridora gitti iki alt koridor ikilisi de. Ve 2-2 bir koridor izleyeceğiz. Maçın başında bundan biraz bahsetmiştik ve Kasing şimdi ölüm cezasını Godfrey'in üzerine kullandı. Ama hala seviyebilirler. Bu arada Ezri orada koridorda tek başına kaldığı için seviye 2 oldu ve bu ölüm cezasının arkasında herhangi bir ofansiflik göremedik. Ve Edric de şimdi ikinci seviyenin avantajını kullanarak agresif bir oyunla orada Hyarnin iksirini kullandırmayı başarıyor. Şimdi seviye 2 oldu onlar da artık biraz daha zorlanacaklardır o koridorda. Yalnız Nüktak çok agresif oynuyor orta koridorda ve XP'nin canını bir aile sıkmış.
Acaba bu maç Nautilus'un yine Zizirot kapısı aldığını görür müyüz? Ki muhtemelen göreceğiz Komuta Sancağı ile beraber. Evet, çünkü Malphite'a karşı gerçekten çok iyi iki tercih. Ya açıkçası Atom'un son zamanlardaki performansından bahsetmiştik ki bu kompozisyonda da Atom'a çok büyük işler düşüyor. Özellikle Malphite ultisini beklenilen yerlerde, beklenilen noktalarda, beklenilen hedeflere gelmezse Giant Sekiro'nun canı çok çok sıkılacak bu arada. Şut da şimdi kırmızı güçlendirmesini alacak. Elis de bu arada karşı ormana bir totem bıraktı. Yalnız XP'nin manası hiç kalmamış. Evet. Son müsuvvet iksirini de kullandı orada. Normalde Gangplank'lerin pek mana sıkıntısı çektiğini görmeyiz. Yalnız o Scorbuto çaresini çok fazla kullandığı için sanırım. Oh! Yalnız orada kule altını deneyecekler mi? 3 kişilik bir ekip var orada. Mızrak kaçıyor ama Kasing devam edecek. XP'yi hemen kendi ormanına bir sıçrayla oradan kaçtı. Eğer o sıçrayı atmasaydı düştüğünü görebilirdik. Ama en azından bir W'sunu kullandıktan sonra belki bir sıçratmayı deneyebilirdi. Yine kule altında şunu da söylemek lazım. Ne Kasing'de ne de Shulk'ta sıçra olmadığını söylemek gerekiyor. Şimdi yüz koridora bir tane daha orada yük gelir mi diye baktım ama son vuruş gelmedi ve şifasını almayı başardılar orada Hyarna'nın. Çünkü Kasing orta koridora gitmişti. Bu da Giants'tan güzel bir oyun. Yan taraftan Kasing bu arada kapatıyor ama... Oo, Shulk da gelmiş. Üst koridora bir baskın var Edric'in üzerine. Son bir orada meydan ayağı yükü birikir mi? Birikmiyor. Bu arada bu sezon Hyarna'nın 4 kez korku oynamış ve KDA'sını görüyoruz ekranlarda. Yalnız diğer tarafta Malphite'da Nautilus arasındaki takaslardan... Kaboş artık yalnız. Şu anda oyunun ilk 5 dakikası adeta Atom'u yok etti diyebiliriz. Ki minyon sayılarında her ne kadar Atom önde olsa da şu anda can havuzu bakımından Kaboşart takaslardan önde çıkan isim. Evet, vurkaçıyla Nukedak agresif oyuna devam ediyor. Ve şu an için XPP'yi biraz geriye doğru ittirdi. 6. seviyede genelde Malphite'ların ışığından kullanıp bir koridorda garanti skor aldığını görürüz ama Kaboşart'ın bu agresif oyunu Atom'un orada ışınlarını almayı başardı. Ve önümüzdeki 5 dakika boyunca Atom'un ışından ulti kombosunu göremeyeceğiz. Ki buna karşı bakalım Kaboşart ultisini kullanmak, özür diliyorum, yani ışınlarını kullanmak isteyecek mi yoksa koridora yürüyecek mi ki? Bu arada Kaboşart bana sorarsan doğru olanı yapıyor. Şu an koridora yürüyor. Ve ışınlar avantajı böylelikle de Vitality ekibine geçmiş bulunuyor. Orada 6.3'te değişen eşya tırpan. Onu da şu anda XPP almış. Musibet iksirinin ardından her bir isabet halinde ekstra 3 can kazanıyor ve havuzunda biriken bir altın numarasına biriken bir altın olacak ve Nukedak bu köreden atışla beraber bir aile canını azalttı XPP'nin. Yine Queen'in işte en güzel özelliklerinden bir tanesi. Gerçi her ne kadar bekleme süresi yalnız 40 saniye civarı olsa. Yalnız bu cezası tuttuk. Kasing'den Edric'in üzerine ama devamı gelmeyecek. Bir otomatik saldırıda birebir takasla orada. Kasing üstün çıkmayı başarıyor Edric'e karşı. Yalnız hem nişancı hem de orta koridorda bir aile minyon üstünlüğü var. Vitality'nin. Elis bir ara orta koridora yürürmüş gibi oldu ama Shulk şu an orada her şeyin farkında. Koza geldi. Şu devam edecek gibi. Queen geliyor. Queen geliyor orada. Tutuşturu da var Queen'in. Betonyaki oraya atlayamadı ve düştüğünü görebiliriz. Ölüm cezası. Oh. Pikselle kaçıyor ama sıçradı artı. Derisini yüzdü. Gangplank ultisi orada gelse de kurtarmaya yetmiyor takım arkadaşını ve orada Queen skoru almayı başarıyor. Yalnız bir anda Elise'in çıkabileceği bütün noktaları kapattılar. Ölüm cezası tutmadı ama hemen çok güzel bir reaksiyona sıçra derisini yüzle beraber orada skoru kazandırmayı bildi. Burada Kasing bir nebze de olsa hatasını telafi etti diyelim. Evet, orada takım arkadaşlarına skoru hediye etti. Bir derisinin yüz daha geldi orada Edric'in üzerine ama devamı gelmeyecek çünkü kapı gibi orada hasarın büyük bir kısmını üzerine aldı. Ve oyunun başındaki mavi güçlendirmeyi ikinci defa almayı başardı burada Shulk.
Ki bu oh. Güzel bir ölüm cezası da oraya ışından da geliyor. Kaboşak geliyor bu arada. Kaboşaktan sıçrar Tuldi görebiliriz ama geriye çıkmayı başardı. Şubuk'ta kapatmıştı arka taraftan. Sıçra ve çıpa geldi ama Godfrey de orada sıçrayarak kaçmayı başarıyor. İki tane agresif oyun izledik orada Kaboşaktan. İlk önce ışından daha sonra sıçra. Yalnız kule altında skor gelir mi diye baktım. Betonyoki oraya yetişti. Nuke takımı da düştüğünü görebiliriz. Koza'ya güzel bir refleks geldi orada Nuke taktan. Ve sıçrayarak kaçmayı başardı ama XPP orta koridorda can çekişmeye devam ediyor. Ve 20 milyon geride şu anda. O da üstüne dönmek zorunda kalacak o koridoru ittirdikten sonra ve Team Vitality ilk kuleyi üst koridordan almayı başardı. Ve şunu da söyleyeyim, kuleyi almayı başardılar. Aynı zamanda rakip takımın minyonlarının da kendi tarafına ittirmesini de sağladılar kuleyi zamanında. O minyonları yok ederek orada. O üst koridora giden şampiyon artık Giants ekibi adına herhangi bir tecrübe puanı almaktan daha fazlasını kaybedecek. Evet, Queen de hızlı bir şekilde ultisiyle beraber orta koridora geldi. O da ilk eşya olarak... Queen'in ilk eşya olarak adını şu anda eşyanı hatırlayamadım. Kama ve savaş çekiciyle beraber. İkinci eşyanın adı. Hemen kontrol ediyorum. İkinci mağa güçlendirmeyi bu arada belki Nuke Taka burada verebilirler. Evet, Yeoman'ın hayalet kılıcına gidiyor da ilk eşya olarak Queen. İki tane alt eşyasını bekleme süresini ve zırh telmesini aldıktan sonra yalnız hızlı bir şekilde orada minyonları temizledi. Mavi güçlendirmesi de var tabi. Bekleme süresi de şu anda %20'ye çıkmış durumda. Yanında paketi var. Yalnız oraya yaklaşan hiçbir Giants ekibi yok. Onlar karşılık vererek üst koridor kulesini almak isteyecek. Alt koridor kulesini verdikten sonra yalnız orta koridordaki minyon farkı gittikçe artmaya devam ediyor. 66'ya 91. Tabi bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Nuke Tak orta koridoru temizledikten sonra direkt ormana girip orman kamplarını temizliyor. Şimdi sebeplerden alt koridora bir ulti geldi kuleyi korumak için ama bir sonraki minyon dalgası ile alt kule düşecektir. Şimdi Giants üst koridor kulesini aldıktan sonra acaba Team Vitality'yi arka taraftan kapatabilecek mi? Çünkü Thresh ile Korki aşağıda 3 kişilik ekip Team Vitality'de orta koridor kulesini almak istiyor. Ama Giants buraya girmeye korktu. Zaten Team Vitality de geriye doğru çekilmişti. Aslında Atom'un orta koridoru yapacağı herhangi bir baskınla beraber çok rahat bir skor alabilirler. Nuke Tak'ın sıçrasının olmadığını biliyorlar. Biraz önce Alice'in baskınla sıçrasıyla beraber sıçrasını kullanarak kaçmıştı ama... Atom'un üzerine bir çıpa geldi ama devamı gelmiyor. Orada pasif kalkanını almayı başardılar Atom'un. Yalnız Kaboşart Atom'a göre bir seviye geride üst koridoru ışından attığı için... orada bir seviye geri düşmüş. Atom tek başına ittirmişti alt koridoru. Şimdi bakalım. Hyarn'ın pırıltıdan sonra direkt olarak botlarını tamamlamış. Ki asıl sıkıntı Giants'ın şimdi başlıyor diyebiliriz. Artık Queen haritada çok rahat bir şekilde gezebilecektir. Çünkü ilk kuleler düştü Giants ekibi adına. Bu da Nuke Tak'ın haritada rahat rahat gezip gerekli noktalarda belki baskın potansiyelini hat safhaya çıkarmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ki Queen'in de ultisiyle beraber haritada ne kadar mobil olduğunu söylemeye ben hiç gerek olduğunu bile düşünmüyorum. Asıl sıkıntı burada Giants ekibi adına Queen'i nasıl kontrol edecekler? Bunu düşünmeleri gerekiyor. Bakalım Queen şu an agresif olarak... Elis geldi yalnız. Gitti. Yalnız Elis geliyor. Orada ultisiyle birlikte Nuke Tak havaya kaldırmayı başardı ve skor gelecek. Betonyoki kırmızı güçlendirmesi de var. Queen'in sıçrası olmadığını biliyorlar ve orada skoru almayı başardılar. Şimdi orta koridorda toplanan bir Team Vitality üçlüsünü görüyoruz. Korki, Thresh ve Nidalee. Yalnız Edry agresif oyunda Shulk'un üzerine gitti. Devamı gelir mi diye bakıyorum. Fazı da var ama kullanmayı tercih etmiyor orada Edry. Diğer tarafta Nautilus sanki Ziziroth kapısı almayacak. Şu ana kadar aldığı eşyalara bakacak olursak. O biraz daha alıştığımız tank eşya dizimine gidiyor gibi duruyor Kaboşart. Belki hayalet pelerini bu seviyede bırakıp arkasından başka 5 şeyle devam edebilir. Üzerinde bir tane totem var hala. O bir slota sahip. Bakalım onda ne eşya yaptığını ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Malphite'da Bomi'nin közünü aldıktan sonra bir pelerin eklemiş çantasına. İki takımın da şu anda hem Vaadin Alameti'ni hem de Ejderha'ya herhangi bir şekilde bir rotasyon yaptığını görmedik. XPP her baktığımızda orta koridora hem canı az hem de manası az. Hatta manası neredeyse yok.
Şu ana kadar Xpepi manasını hiç kontrol edemiyor orta koridorda. O iskorbüte çaresini kullandığı için, canını yenilemek için çok fazla mana kaybediyor. Ve o da şu anda pırıltıyla arkanını ekledi. Tabii tırpan aldığı için biraz da geri kaldı eşyalarda. Yalnız bir de atiklik çizmesi aldı Xpepi. Vitality gibi şu an maden alametini almaya çalışıyor. Bakalım, muhtemelen Shulk'a bırakacaklar ama Nuketak'a da bırakabilirler. Nuketak aldı onu. Tabii o ayrık ittirme potansiyeli olduğu için Queen'in Nuketak'a bırakmayı tercih ediyor burada Team Vitality. Hem ayrık ittirme potansiyeli hem de üstünüze dönerken o süreyi yarı yarıya indirmesi her koridorda size bir etkinlik sağlıyor. Ben şunu düşünmüş olabilir Vitality ekibi. Yan koridordaki kaynakların hepsini bu güçlendirmeyle beraber Nuketak'a ayırmış olabilirler. Nuketak da şu anda 127 milyonda. Hala orta koridordaki o minyon üstünü koruyor. Şimdi Kasing'in üzerine tutan bir koza. Üzerine yavaşlatma geldi. Atom acaba ultisini kullanır mı? Yalnız sıçrayarak oradan Kasing kaçmayı başarıyor. Ve orta koridorda kuşatmaya devam edemeyecek. Çünkü alt taraftan ittiren bir kavoşart var. Üst taraftan da ittiren Queen. Ki orada da çok güzel bir totemlemeye sahip burada Vitality ekibi şu an. Nuketak'a gelebilecek herhangi bir tehditten haberdar olacaktır Nuketak ve direkt kendisini güvenli bölgeye çekecektir. Şimdi Vitality ekibi üst koridora doğru yavaş yavaş rotasyon yapmaya başladı. Thresh'te Corki geldi. Deli de oraya doğru yöneliyor ve mavi güçlendirmeyi bir kez daha alacak burada Team Vitality. Üçüncü kez bu arada almayı başardılar ve bu sefer de Yarnan'ın üzerine kaldı. Kendi mavi güçlendirmesini ise burada Shulk'un aldığını görüyoruz. Ki bunlar GP'ye vurulmuş ufak ufak darbeler olsa da mana konusunda ne kadar sıkıntı çektiğini biz biraz önce orta koridorda gördük. O da dakikalar ilerledikçe, mana havuzu biraz daha arttıkça o sorunu azalacaktır. Xpep'ini şimdi Nuketak kuş formuna gitti ve orada biraz görüş sağladı takımına. Orada mızrak isabet etmiyor. Ve kurtlarını almayı başardı Giants. Çarpını da attığı için orada bir görüş sağlayacak takım adına. Xpep'i alt koridora gidiyor. Tabii Xpep'inin güçlenmesini istiyor Giants. Gangplank'in güçlenmesini istiyor. Yalnız çıpayla orada Xpep'i tutmayı başardı Kavoşart ama iskorbüte çaresini kötü kullandı orada Xpep'i. Kasinga yarın geliyor bu arada oraya. Evet, alt koridora giden bir ikili var ama orada agresif oyun oynamayacaklardır. Muhtemelen kuşatma için oraya gidiyorlar gibi görünüyor. Xpep'in bu sefer manası var. Yalnız alt koridor ikilisinin de aşağı tarafa gittiğini görünce Giants orta koridora böyle kuleye doğru biraz yöneldi ama yalnız agresif bir oyun oynayacak Nuketak orada. Godfrey'in üzerine gidiyor. Kavoşart geldi. Arka taraftan kapatan bir kavoşart var oraya. Işınlanı ile gelmiş. Çıpa kimse isabet etmedi. Malphite geliyor şimdi ulti ile birlikte. Orada iki kişi havaya kaldırmayı başardı. İlk düşen hedef Shulk oluyor. Devamı gelecek mi? Xpep'i de oradaki savaşa katıldı. Ultisini kullandığı yere Team Vitality oyuncuları girmek istemedi. Çok az canları. Xpep'i kötü pozisyonda kalabilir. Volkers ile üzerine sıçrası var. Huyar'ın sıçrasını kullanacak mı diye bakıyorum. Son bir vuruş orada gelmeyecek. Koza kaçtı. Orada Braum'un buz yanığı da kaçınca kaçmayı başarıyor Team Vitality ekibi. Yalnız Kaboşart devam edecek mi? Sıçrası var Kaboşart'ın. Yavaşlatmayı başardı Xpep'i orada. Duvarın ardından biraz zaman kaybettirdi. Oraya ışınlanıyla gelen ben Malphite sandım ama Xpep'iymiş. Şimdi Kaboşart Edrin üzerine gidiyor. Kalkanını da kullandı. Yalnız Godfrey'i görünce oraya devam etmedi. Çıpasını kullanıp çıkabilir. Şimdi Kaboşart'ın kötü bir pozisyonda kaldığını görebiliriz. Edwin sıçrasını kullandı ve sersemletti yalnız. Nuketak geliyor oraya. Hıyar'ın da arka taraftan kapatıyor. Üst taraftaki savaşı da... Kasing de geliyor. Evet, Kasing de geliyor oraya. Hıyar'ın sıçrayacak mı acaba? Hayır, sıçramadı. Bir totem bıraktı ve Atom'a biraz hasar verdi. Burada Giants Kaboşart skorunu istedi ama onlar için kötü bitebilirdi ve orta koridordaki savaşın tekrarını izliyoruz burada. Godfrey gerçi kapısını açarak burada biraz daha az hasar almış ama Kaboşart'ın bu tutmayan çıpası belki de en kötü şeydi Vitality adına. Atom iyi bir ult atmış burada hem Nuketak'a hem Shulk'a. Shulk direkt aradan düşmüş. Arkasından ise burada Betonyok sıçrasıyla beraber çıkmayı başarmış. Arkasından tekrardan Atom da sıçrasını kullanarak savaştan çıkmayı başarmış. Herhangi bir kayıp vermeden buradan kurtulmayı başardı Giants ekibi. Evet, aslında Xpep'i ultisini atıp daha sonra ışından atsa daha iyi pozisyonu evet yakalayabilirmiş ama ışınlanıyla birlikte orada biraz zaman kaybettiği için Malphite ultisiyle birlikte kullanamamış ışınlanını.
o bahsettiğimiz Yomun Kılıcı da gelmiş. Onu da söylemek gerekiyor. Bir de yanına savaş çekecek demiş Nüktak. O da Karabaltı'ya gidecek sanırım. Ama şu var tabii, hani tabii eşya tercihi tartışılır ama karşısında kim duracak? X-Pepi şu an o kadar kuvvetli değil. Onu söylememiz lazım. Sadece üçlü kuvvetle bu derecedeki bir Queen'e beklediğiniz hasarı veremezsiniz. Ama en azından koridoru temizleyebilir sanırım. Evet. O da ebedi kalıcını bitirdikten sonra güç patlamasına ulaşacaktır X-Pepi. Şimdi Nuketak Betonyuk'un üzerine gitti ama çok güzel bir koza geldi. Arka tarafı ışından göre X-Pepi orada güzel bir sıçrayla çıktı. Oo. Çok güzel Malphite ultisi. Gangplank ultisi hasar vermeye devam ediyordu. Şimdi kovalayan isim Giants olacak. Kasing'in üzerinde meydan daha yükleri birikmeye devam ediyor. Son bir vuruş gelmedi. Arada kaba şart kaldı. Ultisini Edrey'in üzerine kullanıyor. Bitkinlik de kaba şartın hasarını indirgemeyi başardı orada Galtfred. Güzel bir infaz. Betonyuk arada kalıyor ve skor almayı başarıyor Nautilus orada. Kaba şartın çıpası bekleme süresinde olduğu için devam etmedi Team Vitality ama uzun süren savaşın sonunda Betonyuk'u katletmeyi başardı. Burada Vitality ekibinin tabii Nuketak ikinci kez kafa atarak yakalandığını söylemek lazım. Orada iki kişinin çıkacağını muhtemelen düşünmüyordu ama takım savaşına girmeden biraz dürtmesi gerekiyor. Ellerinde hem Dale var hem Corki var. Bunları kullanması lazım. Öbür türlü kafa kafaya yapılabilecek bütün takım savaşlarında Giants'ın Malphite'den dolayı bir avantajı var. Ve anlık hasarları muhteşem bir noktaya varabilir ta ki X-Pepi ebedi kılıcı çıkana dek. Evet, sanki Queen ikinci eşya olarak Strak'ın güvencesi yapsa daha iyi olabilir çünkü şimdi göreceğiz burada çok fazla hasar alıyor. Yani bu hasar sadece Elise'den gelen bir hasar. Canının yarısını tek başına almış. Yalnız muhteşem bir Malphite ultisi Atom'dan. Biraz bahsetmiştik performansı düşük diye ama bu maç şu ana kadar en azından fena performans sergilemiyor. Ki takım savaşı uzun sürdüğü için burada Vitality'deki bir şans çünkü o beklenilen dürtme hasarını elinden çıkartabilir. Şu an hani direkt mızraklar geliyor, Korki'den roketler geliyor, fosforlu bombalar geliyor. Onlar geldikten sonra bu takımın hasarı var. O yüzden Vitality ekibinin biraz dürttükten sonra takım savaşlarına girmesi de gerekiyor. Aksi takdirde bir anda yok olabilirler. Evet, senin dediğin gibi şu ana kadar Nuketak biraz daha agresif oyun sergiliyor ama onun da artık o Nidalee'nin Corki'nin dürtmesini beklemesi gerekecek. Bakalım şöyle bir eşyalar. Üst tarafta iki oyuncu da gün ateşi pelerini bitirmiş ama atiklik çizmesinin üzerine titreşim botlarını bitiren bir kavo şart var. Diğer tarafta daha botlarını çizmelerini yükseltmemiş Atom. Her 3 dakikada bir kavo şartın sıçra artı çipa kombosunu yaptığını görebiliriz rakiplerinin üzerine. O da şimdi alt koridorda X-Pep'in karşısına gitmiş durumda. Koridoru X-Pep'i şu an için korumak adına orada bulunuyor. Ama yalnız ikinci defa aynı noktada düştüğünü görebiliriz burada Nuketak'ın. O yüzden biraz dikkatli olması lazım. Şimdi Team Vitality orta koridor ikinci kulesinin canını yarıya kadar indirdi. İnfaz biraz geç gelince o kulenin canı bir aile azaldı. Ve işte dürtme yetenekleri olan takıma karşı o kuleleri böyle korumakta güçlük çekince Vitality ekibinin şunu yapması gerekiyor. Kendileri bir şey yapmak zorunda değil. Avantajlı olan tarafta kendileri şu anda. Yani rakip takımı bir şey yapmaya zorlamaları lazım. Sizin zaten dürtme potansiyeliniz var. Kule kuşatma potansiyeliniz de var. O yüzden bunları kullanıp rakibin o karar mekanizmasını zorlamanız gerekiyor. Hani hataya zorlamanız gerekiyor bir anlamda da. Evet, gerçi şampiyon seçimi ekranında dürtmeye karşı güzel bir Malphite seçimi gelmişti ama bakalım ilerleyen savaşlarda Atom o ultisini kaç kişi isabet ettirebilecek, o da önemli. O ultiden eğer kaçmayı başarabilirse Team Vitality, kendini güzel pozisyona atarsa o taşıyıcılar Giants'ın gerçekten şansı çok az olacak. Çünkü hepsi hasar odaklı. Corki, Queen, Nidalee. Evet. Ve Corki'den de bir bombardıman topu tercihi gelmiş ki kesinlikle ve kesinlikle kule kuşatma adına. Ekstra hasar verme adına. Evet, genelde ikinci eşya olarak ebedi kılıç tercih ettiğini gördük evet. Corki oyuncularının ama hem nişancı olduğu için hem de ebedi kılıç biraz daha pahalı bir eşya olduğu için burada senin de dediğin gibi bombardıman topu tercihi gelmiş. Kulelere de ekstra hasarını göz önünde bulunduracak olursak Midel'den bir mızrak isabet etti ama sadece orada Atom'un kalkanını almayı başardı o mızrak. Kaba şartta alt taraftan kuleye vurmaya başlıyor burada. Queen de yukarıdan ittiriyor. Bakalım bu ortadaki 3 kişilik Vitality ekibi bu 4 kişilik Giants ekibine karşı koyabilecek mi ki canlara da baktığımız zaman bir hayli dürtüldüklerini görebiliyoruz. Evet, Edrin canının yarısı gitmiş.
alt koridora. Şimdi Malphite geldi. Yalnız arada kalan bir beton yok ki var orada. Takım arkadaşlarından hiç kimse yok. Sıçrası var. Şimdi Galtfred orada yakalamayı başardı. Arka tarafa X-Map'in üzerine kullandı. Nuketak'tan çok agresif oyun. Sıçrasını kullanarak rakibinin üzerine gidiyor ama orada skor olamayacak. Tutuştur da var. Edric kaçmayı başardı. Atom'dan bir ulti geldi. Sadece Shuka tutuyor. Kasink'ten orada sıçra. Nuketak'tan da güzel bir sıçra gördük. Malphite ultisinden kaçtılar ama devamı gelecek mi diye bakıyorum. Şimdi ön tarafta kapı gibi duran bir Nautilus var. Yavaşlatmasını da kullandı. Hasar vermeye yarın devam ediyor. Yalnız şu anda Atom çok tank ve Team Vitality burada. Hem Elisem'de Braum'u katlettikten sonra orta koridor ikinci kulesini alıyor. Bu arada orada çok güzel bir sıçra gördük yanından Malphite ultisini. Ki Vitality ekibi bunu yapabilecek potansiyele sahip. İşte bunu yaptıktan sonra Giants ekibinin çok fazla bir seçeneği kalmıyor takım savaşı yapmaktan başka. Veyahut da daha demin gördüğümüz gibi Vitality ekibi direkt ufacık bir pencereyi bulduğunda öyle bir saldırdı ki yani kulenin altına sıçra atan bir Queen düşünün ne kadar agresif olduğunu, ne kadar agresif düşündüğünü. Evet, Elisten de orada üzgün bir atlayış gördük az önce. Kutları göremeyince ve burada beton yok ki. Yani çok yanlış bir pozisyonda tek başına. Ki bu muhtemelen burada da ışınlarını görünce sıçrasını kullanmak istememiş olabilir. Ki yandan Nuketak'ın gelişe tutuşturup bırakışı direkt Edric'in sihirdar büyülerini almaya sebep olmuş. Burada da Yarnan'ın çok güzel sıçrasını görüyoruz. Shulk'un zannedersem aslında Shulk'un sıçrası varmış. Ama gerek duymamış. Evet. Ve ikinci ejderhayı Team Vitality burada almayı başarıyor. Rakibinin henüz ejderhası yok. Ve bu ikinci güçlendirmeyle birlikte artık az önce bahsetmiştik kulelere ekstra hasar veriyor her bir otomatik saldırı. Ve Team Vitality'nin tam da istediği güçlendirme, ayrı kittirme yapan, kule kuşatan bir takımın bu güçlendirmeye ekstra olarak ihtiyacı var ve şu anda Nuketak alt koridorda ikinci kuleye doğru devam edecek. Ve bir cevap vermesi gerekecek burada Giants ekibinin. Ya takım savaşı yapacaklar ya Queen'i durduracaklar ikisinden biri. Cezası tuttu. Devamı gelmedi. Şimdi hızlı bir şekilde savaşmak istiyor orada. Yalnız hasarın hepsi Kaboşart'ın üzerine geldi. Kaboşart şimdi 5 kişinin arasında arka taraftan bitkinlik. Queen çok hızlı bir şekilde gelmiş. Bitkinlik geldi ama 2'de 2 yapmayı başarıyor Nuketak. 3'te 3 gelecek. Devamı gelir mi diye bakıyorum. 3'te 3 yaptı. Atom 5 kişi havaya kaldırdı ama hiçbir takım arkadaşı olmadığı için bu ulti hiçbir işe yaramıyor ve katkıya mı yapmayı başarıyor. Team Vitality. Nuketak daha 5 saniye önce alt koridordaydı ama bir anda oradaki savaşa katıldı. İşte Queen'in ultisiyle birlikte ne kadar mobil olduğunu bir kez daha burada gördüm. Haritada takip edemezseniz işleriniz çok zor demiştik. Hani bitkinlik olmasına rağmen orada düşürmeyi başaramadılar. Tam düşecekken, tam Edric skoru alacak derken orada Nidale'in insan formuna geçip bir şifa atması bütün her şeyi değiştirdi. Ve dakika 25'te Team Vitality ilk baronunu almayı başarıyor. Bu takım savaşından sonra yalnız bu takım baron güçlendirmesiyle beraber zaten baron güçlendirmesiz tehlikeli bir takımdı kule kuşatmasında. Şimdi muhteşem bir potansiyele sahip olacaklar. Yani Giants'ın işi... Şu an bakar mısın? Evet. Takım savaşı başlıyor ve alt koridordan daha yeni çıkmış. Aslında orada bir totem var. Totemin üzerine geçmiş ama Giants ekibi pek de buna dikkat vermemiş gibi görünüyor. Geldiği pozisyon çok ters bir pozisyon Giants adına. Bir anda bütün dikkati Nuketak'a çekiyorlar. Öbür tarafta Kasing, Yarn'ın şu anda çok rahat bir şekilde ellerine keser çıkartıyor. Evet, burada Atom'un sıçrası da var aslında ama o arada ölmeyi tercih etmiş. Yani burada Atom sıçrasını kullansa bile Queen direkt Valor'u çağırarak tekrardan ona yetişebilecek potansiyele de sahip. Şimdi işte Baron güçlendirmesiyle birlikte üst koridoru kuşatmaya başladı. Team Vitality bu kuşatmadan daha çok o kuleyi almakla sonuçlanacaktır. Nuketak yine oralarda skorun peşinde. Nuketak oraya yakın olmadığı için o minyon dalgasını kuleye yem etti. Orada senin bahsettiğin o... Yalnız X-Map'in üzerine muazzam bir hasar geliyor orada yanından. Senin bahsettiğin o Zezeriot kapısı şu an aktif. Bakalım nerede kullanmayı tercih edecek? Nasıl bir ulti gelir mi Atom'dan? Atom agresif bir oyunla rakibin üzerine gidiyor. Gangplank rolünüz çok iyi geldi. Yarnan'ın orada düştüğünü görebiliriz. Kalkan geldi ama buraya kadar değdirtiyor Lucian. Arkadan geliyor bu arada Kavuşart. Evet, arkadan yine kapatmak istiyor ama 2'de 2 yapınca burada Lucian. Nautilus ve Queen oraya gelmek istemedi. Ve Giants'tan iyi bir oyun. Team Vitality'den hatalı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz burada. Şimdi Nuketak Baron güçlendirmesiyle birlikte inhibitor kulesini vurmaya başlıyor. Yalnız Edric üstüne döndü. İnhibitor kulesinin canı bir hayli azaldı. Kulenin düştüğünü göreceğiz. Yalnız inhibitora gitmesi sonu olabilir Team Vitality'nin.
Yavaşlatma orada gelmiyor. Bu arada Zizirot kapısı bitmemiş. Henüz alt eşyalarını almış. Kaboşart. Nüktak'ın da üstüne döndü. Bitirecektir o eşyayı. Yaz Nüktak. Yine bir şeylerin peşinde oralarda. Nüktak 16. seviye bu arada. Karşısındaki XP Gangplank 14. seviyede. O da üçlü kuvvetinden sonra can biçen tercih etmiş. Ebedi kılıcını bitirememiş. Orta koridorda XPP. Vitality oyuncularının şu an sadece üstündeki totemlere bakar mısın? 5 tane görüş totemi. Bu yüzden Giants ekibinin eğer ormanına atılırsa bu totemler orada bayağı bir karanlığa bürünebilirler. Ve bu aynı zamanda onlar için ekstra tehlike demek. Bu noktada çok dikkatli olması gerekiyor Giants ekibinin. Öbür tarafta ise yine tekrardan baktığınız zaman Yarn'ın o üçüncü ana eşyası olan Ebedi Kılıcı şu an tamamlamış. Yalnız Nautilus OHM yıkıcı tercih etmiş. Biz Zizirot kapısı alacağını düşünüyorduk ama pek fazla görmediğimiz bir eşya. Eşyanın özelliklerinden hemen bahsedelim. Kule yanında kullanıldığı zaman 3 saniye boyunca kulelerin hasarını donduruyor ve kuleler hasar vermiyor size. Burada Nexus kuleleri altında yalnız Yarn'ın kötü pozisyonda kaldı ve çok kötü bir oyunu Yarn'ından. Rakibi orada skor veriyor. Yani bu kadar agresif bir oyunu oynamasına gerek yok. Karşıda Braum varken, üzerinde o yükler de varken. Şimdi Atom'dan bir ulti geldi Nüktak'ın üzerine. Nüktak'tan güzel bir sıçrama, bu onu kurtarmaya yetmeyecek ve Team Vitality hatalı oyunlarına devam ediyor. Buraya kadar dedirttirdi ve 4-1 duruma geldi Edry. Giants belki bu maça geri dönüş yapabilir bu skorlardan sonra. Çünkü ölüm süreleri artık çok uzun. Daha 45 saniye var Nüktak'ın tekrar canlanması için. Bakalım orta koridor kulesini isteyecek mi burada? XPP'nin ışınlanı olduğu için o alt koridordaki minyon dalgalarını temizlemeye gitti. Açıkçası bu verdikleri skorlar Vitality ekibinin biraz rakibini küçümsediğine dair ufak bir haber olabilir. Ki rakibinizde Malphite varken bunu pek yapmak istemezsiniz. Her an takım savaşının kaderi değişebilir. Ve hala her ne kadar hasar potansiyelinden biraz uzak olsa da Gangplank henüz devreye girmiş değil. Çünkü Ebedi Kılıç yerine can biçeni tercih etti. Ki pek görmediğimiz bir eşya tercih. Özellikle ikinci eşya konumunda görmediğimiz bir eşya tercih. Yani biraz potansiyelini aşağı çekecektir ama Ebedi Kılıç bittiğinde Vitality ekibi tekrardan o hasar, rakibinin hasar potansiyelini kaldırabilecek mi? Bu en büyük soru şu anda. Yani Ebedi Kılıcı da bittikten sonra Gangplank'in bekleme süresi %40 olacaktır ve oyun sonunda Gangplank ve Queen'le eşleşmesini alırsak Gangplank'in çok daha üstün olduğunu söyleyebiliriz Queen'e karşı. Team Vitality'nin bu hataları artık daha fazla yapmaması gerekecek. Yalnız onlar dakika 30'da 3. ejderhayı alarak en azından oyun sonuna kendileri için bir sigorta yapmışlar gibi duruyor. Yani şöyle bir gerçek var. 10.000 altınlık bir fark var şu anda. Evet. Gerçekten çok çok büyük bir fark. Ama böyle tekli skorlar vermeye devam ettiğiniz sürece oyunun beklenmeyen bir noktasında sıkıntıya düşebilirsiniz. O yüzden Vitality'nin bir an önce bu oyunu kapatması gerekiyor. Evet, orta koridorda hala açık bir inhibitör var. Baron'un çıkmasına da 1 dakika 20 saniye gibi bir süre var. Ki mavi güçlendi. Hiç alamadı herhalde XP'yi değil mi? Hiç göremedin. Alamadığı bırak, göremedin muhtemelen. Şimdi Nüktak orada Valor'u çağırmış ve hızlı bir şekilde rakibin üzerine yöneliyor. Kaboşar. Malphite geldi arkaya. Üzerinde durdu. Malphite'den güzel bir ışından. Bakalım kimin üzerine kullanacak ultisini. İki kişiye gelen bu ulti ama Kaboşart olduğu için o hedeflerden biri. Malphite düştü, Thresh düştü. Şimdi Giants ekibi kovalamak istiyor. Gangplank'ten alanı kapatan bu ulti. Kaboşart'ın canı çok az ama Godfrey'i almayı başarıyor. Orada skor alan ismi Yarn'ın. İşte Team Vitality burada iki skor alarak. Yalnız Kaboşart'ın canı çok az kalmış. Işınlanı var, tekrardan takım savaşına evet. Katılabilir. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor Giants ekibinin. Ama çok rahat bir şekilde inhibitörü alabildiklerini söyleyebiliriz. İşte şimdi geliyor ışın önüne geliyor. 35 saniye sonra da Baron canlanacak. Kaboşart'tan çipa geldi ama Edry'e tutmuyor o çipa. Tutsa da devamı gelmeyecekti muhtemelen Team Vitality açısından. Çünkü takım arkadaşları geri çıkmıştı. Giants'dan sorgulanabilecek bir tercih gördük burada. Baron çıkacakken bunu yapmaları, kendi ışından üstünlüklerini harcamaları ki Malphite Baron etrafındaki takım savaşlarını çok sever. Orada atacağı bir ulti belki de oyunun kaderini değiştirebilirdi. Biraz sanki kanları fazla kaynadı. Yani karşıda dürtmeye yönelik şampiyonlar olduğu için direkt olarak savaşı istedi Giants ama rakip takımın taşıyıcıları çok iyi şekilde ayrılmış durumda ve Atom ulti atacak kimseyi bulamadı.
Orada Thresh'e ve Nautilus'a tutan, iki tane istemediğiniz defa tutan bir Malphite ultisi ve Malphite'i bir anda düşürmeye başar Team Wild etti. Şimdi çıpa geldi ama güzel bir sıçra Gutfred kaçmayı başarıyor oradan. Ki ulti de ölürken hani ölüyorum atayım gibisinden bir ultiydi bu arada. Pek de hedef, istedikleri hedeflere değildi. Yanımın Valkyrie'si var bu arada, kullanmak istemedi ve Ezreal'e bir aile hasar verdi. O da can çalmasıyla kanı susamış olduğu için o canını toplayacaktır şimdi kurtlardan. Alt tarafta Giants minyonlarının orada biriktiğini görüyoruz ama ölüm cezası tuttu XPP'nin üzerine ve XPP'yi Iskorbüt'e çaresini kullanamadan düşüyor orada arada. Ve şimdi Malphite'den 3 kişiye gelen bu ulti yalnız orta koridorda Gangplank'in hasarı olmadığı için o hasarın devamı gelmeyecek ve Team Vitality, yani Giants şu an oyundan kopmuş gibi görünüyor. Bu verdiği skorlara bakacak olursak Team Vitality oyunu bitirmeye doğru gidebilir. Şimdi Nuke Tuck da geldi orada. Elis örümcek atlayışıyla havaya kalktı ve sıçradı. Diğer kuleyi tarafta, dondurdu bu arada. Kuleyi dondurmayı başarıyor Kabaşart orada. Nexus kulelerine vurmaya başlayan süper minyonlar var. Çıpa kaçtı orada. İlk Nexus kulesi düşecek mi? Çok az canı kaldı. Son bir vuruş Nuke Tuck'tan geliyor ve ilk Nexus kulesini düşürdü Team Vitality. Ölüm süreleri yaklaşık 20 saniye. Betonyo bir ölüm cezası ve orada 50 skorunu da almayı başardı. Ve ikinci Nexus kulesini de burada Team Vitality düşünüyor. Bir ölüm cezası daha geldi bu sefer Gutfred'in üzerine. Bir skor da alıyorlar. Son bir vuruş gelir mi? Kritik vuruş yetmedi orada. Şifasıyla kendi canını kurtarmayı başarıyor Adria ama Nidal orada bir skor da alarak 34 dakika süren bir mücadelede galip gelmeyi başarıyor. Yani Giants fena bir oyun oynamadı ama Team Vitality oyun sonunu artık kopardı ve birkaç tane iyi skor alarak, rakibini yakalayarak oyunu bitirmeye başladı. Aslında fena skor değil de sanki Vitality son dakikada biraz cıvıttı diyebiliriz. Hani rakibine gereken saygıyı göstermedi ve çok belki de akılda olmayan, hesaplarında olmayan skorlar verdiler. Bunların ilkini Yarn'ın başlattı. Üzerinde hani Braum'un pasifi varken, o meydan dayağı varken inhibitöre vurmaya devam etti ve hani cezasını sonuna kadar ödedi. Arkasından Nuke Tuck kule almak için kendini feda etti ki bunları Baron'luyken yaptılar. Onu da söylemek lazım. Baron güçlendirmesi aktifken yaptılar. Giants ekibine baktığımız zaman yine bildiğimiz diğer haftalardaki Giants, yine bilindik oyunun başına geri düşen, belki bir iş olursa ekstra bir şey birileri yaparsa oyunu çevirebilen, oyuna ortak olan, ki hani Vitality ekibi bu kadar rahat davranırken altın farkında 10.000 altın geride olduklarında, önde olduklarında söylemek gerekiyor. Oyun içindeki rahatlığı hani bazen anlamak gerekiyor oyuncular tarafından. Biraz da profesyonel oyuncu gözünden bakmak lazım. Onlar biraz oyunu böyle cebinde gibi gördüklerinden dolayı böyle biraz profesyonel dışı hareketler yapabiliyorlar. Evet, Team Vitality bu karşılaşmada her koridordan üstün çıktı. Özellikle orta koridorda Nuke Tuck'ın bir aile üstünlüğü var. 30 milyonluk bir farka ulaştığını hatırlıyorum. Ayrıca, koridor safhası bitmeden. Evet, ayrıca seviye üstünlüğü de vardı ve oyun sonuna kadar bu seviye üstünlüğünü koruyarak takımına galibiyeti getirdi. İşte o Gangplank'e karşı çalışılmış bir Queen performansı izledik bu karşılaşmada. Ve ben şunu anlamadım XPP tarafından, yani neden can biçen üçlü kuvvetten sonra? Yani şampiyonun hasar potansiyelini dağına kadar aşağı çekebilirsiniz. Yani can biçen belki üçüncü eşya olarak tercih edilebilirdi ama... Belki şundan dolayı yapmış olabilir. Yani çok obsesif bir bakış olacak ama mavi güçlendirme mavi güçlendirme artık alamayacağı için bir yerden bir mana illemesi gerekiyordu ona. Belki buna nazaran yapılmış bir tercih olabilir. Eğer böyleyse doğru bir tercih. Ona bir herhangi bir lafım yok. Yani takım koçu da ona sorarsa abi mavi göremedik ne yapalım? Göremedi gerçekten. Yani almayı geçtim. O alandaki mavi güçlendirmeyi ben bir kere bile gördüğünü zannetmiyorum. Evet, yani rakibi hem orta koridordan üstün çıktı, bir de geride olan XPP mavi güçlendirmeyi de vermeyince bir hayli üstünlük sağladığını söyleyebiliriz ve günün ikinci karşılaşmasında Team Vitality Giants'a karşı galip gelmeyi başardı. Birazdan günün en çok beklenen mücadelesi H2K ve Fnatic maçını izliyor olacağız. Çok kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.